Selam arkadaşlar. Selam. Ne var ne yok, nasıl gidiyor? Arkadaşlar, şimdi şöyle bir bilgilendirme videosu yapayım size. Bazen paylaşıyorum işte VST'ler, işte FX kontak kütüphaneleri. Burası, bu kanal crackli şey satım yeri değil. Bir de bedava crackli. Bazılarınız ekliyorsunuz beni. İşte selam diyorsun. Aleyküm selam. İşte bana o lazım, bu lazım. Kimi zaman da yani para talep ettiğim zaman da yok işte bu işte parayla mı olurmuş? Arkadaşlar babamın oğlu değilsiniz. Yani kabul edersin, etmezsin, alırsın, almazsın. Bunları gidin orijinal siteleri var oradan satın alın, tamam mı? Yani gidip ben bedavacı değilim yani. Bedavacı. Daha açık konuşayım. Arkadaşlar yani. Anladın mı? O gelecek, bu gelecek bedava. Benim işim yok. Bizim işimiz başından aşkın. Bazıları diyor yok gel program kur, kontak kur, onu kur. Lan ben bedava mı kuracağım sana programı? O Weaver'la ne falan filan bağlanıyorsun adam bilgisayarına da bir bakıyorsun bilgisayarı eski bir sürü iş. Kusura bakma. Sakın bana bedava. Arkadaşlar hani bedavaya selam deyin hacı. Selam ben de aleyküm selam. Bu bedava. Bundan sonrası paraya dönüyor. Bir şey istemeyin yani. YouTube'da her şeyin bilgisi var. Niye oradan alıp öğrenin arkadaşlar. Bedavaya alışmışız. Bu iyi bir şey değil. Evet. Bu bilgiyi verdikten sonra bu arada yeni çok güzel VST'ler var. Onları tanıtacağım. Şimdi şöyle. Bir tane pop aranjesi yaptım arkadaşlar. Onu bir tanıtayım. Davuldan başlayalım. Arkadaşlar her aranje ile uğraşan her aranjörün muhakkak bilgisayarında bulunması gereken bir program Hixo. Bakın arkadaşlar muhakkak içinde çok güzel kalıplar var. Özellikle de elektronik müzikle uğraşanlara. Bir sürü kalıp var içerisinde. Seçin, başlayın. Yoksa şimdi yani zor oluyor sound'dan sound'a geçmek. Ya loop bankanız olacak çünkü sıfırdan aranje yaptığın zaman müşteri diyor ki işte şöyle olsun altyapısı böyle. Hemen faaliyete geçmen lazım. Birkaç dakika içerisinde senin şeyi yapmış olman lazım. O drum loop'u. Onu da çok zor yaparsın ama bunun içinde hazır loop'lar var ya. Bir başlıyorsun gezme. Ha adam diyor bu güzel tak. Onun üzerinden bir daha değiştir davul vuruşunu, kickini, snare'ini vesaire. Yani olmazsa olmaz bakın tamam mı? Şöyle o zaman bir dolaşalım şeyi. Ne yapmışım arkadaşlar? İki kanal panlı sağ sol. Bakın şu banka. Kanun. Bunlar da arpej yapıyor. Next 100 arkadaşlar. Next 104. Şurada bir tane ekstra bir tane gitar sesi gibi bir ses var. Bakın. Şu ses. O ses var arkadaşlar. Tanıtıma devam ediyoruz. Şu neymiş? Şurada ne çalmışım bakalım. Evet şöyle. Bakın burada bunu şey seslerden yaptım, kendim kestim. Vokal loop'larından. Anladınız mı? Bu yani arkadaşlar. Sonra böyle gidiyor. Burada bir geçiş yapmışım. Arkadaşlar bakın şöyle bir bu burada bir aksaklık var. Bu aksaklığın nasıl yapıldığını size göstereceğim. Bakın şurada özellikle. Bu mesela aranjörlerin çok sık başvurduğu bir yöntem. Bu mesela VST ile değil bak. Arkadaşlar bu nereden oluyor biliyor musunuz bak. Bu şurada bir tane brass var ya. Şu brass'ın
ters çevrilmiş versiyonu arkadaşlar. Yani reverse yapmışım ona. Bakın ona reverse yapmışım. Gördünüz mü? Bak nasılmış? Reverse. O işte o etkiyi yapıyor. Bakın. Etki yapan o. Aynı ses böyle tersten geliyor. Vık vık de oraya bağlanıyor. Bakın şöyle. Aksatan olay. Bakın. Gördünüz mü? Vı vuf yapıyor. Bu yani arkadaşlar. Öğrenmiş oldunuz. Böyle gidiyor. Şimdi bunun mixi yapılacak. Sonra devam. Ha, burada bir standart clip mesela. Clipping. Şimdi bu klip ne yapıyor arkadaşlar? Bu klip ucundan biçiyor. Yani bildiğiniz üzere kompresör var, limiter var ve clipper var. Clipper kompresör biraz az keser, limiter biraz daha fazla. Ama bu klip bildiğin bıçak gibi. Komple oradan siliyor. Yani clipper neden kullanmamız lazım? Daha önce videolarında yaptım. Mesela snare'ler, dizler, bazen vokal de patlayabiliyor anlık mesela. Ufacık bir şey tık da olabilir. Genelde tık böyle. Onu siliyor arkadaşlar. Yani clipper yapmazsanız limiterinizi aldatmış olursunuz. Fazla master yapamazsınız. Bilginiz olsun. Yani fazla basamazsınız şarkıya. O yüzden clipper kullanacağız arkadaşlar. Bu güzel bir clipper. Daha farklı clipper şirketler de var. Ben bunu kullanıyorum. Devam. Gösteriyor zaten. Bak ne kadar biçiyor bak. Pıt pıt pıt. Olay o yani arkadaşlar. Dediğim gibi. Yeni yeni mallar da var. Onları da tanıtacağım. Yeni çok güzel mallar geldi arkadaşlar. Yeni VST'ler. FX. Yeni çok güzel FX VST'ler var. Bir tane vokal otomatik kompresör plugin'i geldi bir tane. Waves Rider'ın bir benzeri. Onun videosunu yapacağım. Kesinlikle kimse selamun aleyküm, evet aleyküm selam, ondan sonra abi bana bunun link at demesin arkadaşlar lütfen. Burası bedava bir yer değil yani, ben geleceğim ona VST kuracağım buna. Burası öyle bir kanal değil arkadaşlar. Hadi. Teşekkürler.